Yaşadıkça'dan hepinize merhaba. Bugün çok önemli bir konuğum var ve ekrandan da gördüğünüz gibi avukat Turhan İçli. Turhan Bey, sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Evet, ben 1955 Sivas doğumluyum. 10 yaşımda geçirdiğim bir kaza sonucu kör oldum. Ondan sonra körler okullarında okudum Antep ve Ankara. Sonra Ankara'da Kurtuluş Lisesi'ni bitirdim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünü kazanarak 1980'de oradan mezun oldum. 1980 sonrası süreçte tabii Türkiye'nin ortamı çok farklıydı. Bir junta vardı iş başında ve herkes takibata uğruyordu. Ben de takibatlara uğradım. İşkencehanelerde, gözaltılarında, cezaevlerinde kaldım. Ama hep aklandım bütün bu süreçlerde. 1984 yılında hukuk fakültesine girdim. Hukuk fakültesinde mezun oldum 1989 yılında ve serbest avukatlığa başladım. O arada 84-89 arasında bir kamu kurumunda tercüman olarak, çevirmen olarak çalıştım. 1989'dan sonra da serbest avukat olarak çalışıyorum. 46 yıldan beri engelli hakları mücadelesi içerisindeyim. 1974'ten bu yana çeşitli örgütler içerisinde engelli hakları mücadelesi yürüttüm. Bir dönem Altınokta Körler Derneği'nin birkaç dönem diyeyim başkanlığını, genel başkanlığını yaptım. Sonra Türkiye Körler Federasyonu başkanı olarak bir iki dönem görev yaptım. Bir süreden beri Engelliler Konfederasyonu başkanıydım ve Ocak ayında bu yıl yapılan genel kurulda seçimleri kaybettim. Dolayısıyla şu anda sadece Altınokta Körlere Hizmet Vakfı Başkanı olarak görevime devam ediyorum. Arabulucuyum aynı zamanda. Çok sayıda yüzlerce diyebileceğim engellilik, siyaset ve başka konularda makalelerim var, araştırmalarım var, kitaplarım var. Bu alanda insan hakları ve engellilerin insan hakları alanında mücadeleye devam ediyorum. Evet, Turhan Bey, aslında siz engelli hakları, engelli hareketinde de sembol isimlerden birisiniz. Yıllardır sizi yakinen takip eden biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak benim söylemek istediğim bir şey var. Engelli ayrımcılığı ile ilgili en çok mücadele eden bir isim olmanıza rağmen en çok ayrımcılığa ve en çok ön yargılarda karşı karşıya kalan bir isimsiniz. Bunu neye Evet. bağlıyorsunuz? Neden böyle bu? Ya Türkiye'de maalesef demokrasi kültürü yeterince yerleşmemiş ve içselleştirilmemiş durumda. Sağcı ya da solcu hükümetler, kamu otoriteleri siz onlara karşı haklı mücadeleler verseniz bile bu mücadeleleri hep kendilerine karşı hasmane bir davranış olarak görüyorlar. Bunları bir hak arama mücadelesi, meşru bir mücadele olarak çok nitelendirmiyorlar. Eğer hükümet sağcıysa size solcu damgasını basıyor. Eğer hükümet solcuysa size sağcı damgasını basıyor. Çünkü ona karşı mücadele ediyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de genellikle sağ iktidarlar iş başında olduğu için beni genel olarak solcu diye ilan ederler. Doğrudur. Yani ben sol görüşlere sahip bir insanım. Ancak asla mücadelemi siyasal görüşlerimle karıştırmadım. Çünkü engelli hakları mücadelesi, engellilerin hakları çok gerilerde olduğu için biraz sert sürdürülürse sonuçlar alıyorsunuz. Meydanlara çıkarsanız sonuç alabiliyorsunuz. Ya alışık değil toplum engellilerin meydanlara çıkmasını. Hep kapı arkalarında görmeye alışmışlar engellileri. Meydanlara çıkan engellilere rastladıkları zaman onların kışkırtıcı olduklarını düşünüyorlar ve kendilerine karşı bir siyasal muhalefet olduklarını düşünüyorlar. Bu doğru değil ama damgalama bundan dolayı yapılıyor ve çok yaygın. Mesela şöyle bir çarpıcı bir nokta olacak ama
Şimdi siyasal görüşünüz, ideolojiniz her zaman belli bir çizgide ve bunu hiçbir zaman gizlemediniz. Yaşam boyu da gizlemediniz. Mücadelelerinizin hiçbirinde de gizlemediniz. Bir çalışma olduğunda işte Turhan İçli komünist. Bir bakıyorsunuz bunu bir geçiyoruz. O anarşist diye bir yaftalama oluyor. Böyle bir kavramlarla böyle bir çatışmanın içinde olmak ya da böyle bir ayrımcılığın içinde olmak hiç kolay bir şey değil. Neden böyle bir yaklaşımı tercih ediyor insanlar? Sizi yeteri kadar tanımayan, yeteri kadar aslında sizin dünyanızı bilmeyen insanlar bu kavramlarla sizi ötekileştirme, dışlama gibi de kolaycı bir yöntem tercih ediyorlar. Evet, bunda şöyle diyelim, engelli kitlesinde benimle ilgili böyle bir yargı yok genel olarak. Yani engelli kitlesi benim siyasal kimliğimi, ideolojik kimliğimi bildiği halde benim engelli hakları konusunda herkesin ortak çıkarlarını hiçbir ayrım yapmaksızın savunduğumu da bildikleri için engelli kitlesi artık benim bu şekilde damgalanmama yol açacak söylemlerden, tavırlardan kaçınıyor. Pek çok arkadaşımız var. Ben hiçbir alanda ayrımcılık yapmadım. Dildin, milliyet, etnik köken, siyasal görüş, inanç, bütün bunların ortak paydası olarak engelliliği gördüğümü, hangi etnik gruptan, hangi siyasal görüşten, inançtan olursa olsun engellilerin aynı ayrımcılığa uğradıklarını, aynı dışlamaya uğradıklarını bildiğim için bu ortak paydada hareket etmemiz gerektiğini hep söylerim. Bütün yazılarımda da yıllardan beri bunu ısrarla işlerim. Bu samimiyetime engelli kitlesi artık inandılar. Yıllardan beri çünkü bu mücadelenin içerisindeyim. Bir dönem denediler, bir dönem mesafeli yaklaştılar, acaba dediler. Fakat süreç içerisinde kavradılar bunu. Ancak siyasilerde ne kadar kavrarlarsa kavrasınlar, benim ne kadar siyaset ve ideoloji dışı engelli hakları mücadelesi yürüttüğümü görseler bile işlerine geliyor beni damgalamak. Çünkü o zaman etkimi kıracaklarını ve engelli kitlesi üzerinde etkili olamayacağımı düşünüyorlar. Ama herkes böyle değil. Siyasette akıllı siyasetçiler de var. İşe sadece ideolojik ve siyasal açıdan bakmayan, karşıdaki kişiyi tanıyıp onu değerlendiren siyasetçiler de var. Örneğin Fatma Şahin bakanımız geçmişte böyleydi. Ben de bunu soracaktım. Fatma Şahin'le bir anınız vardı. Bunu anlatabilir misin diyecektim. Bunu bir açıklayabilir misiniz? Tabii. Şimdi Fatma Şahin bakanımız bakanlığa geldikten sonra biz randevu istedik. Bir dönem alamadık birkaç ay. Ben biliyorum bazı çevreler hemen benim propagandamı, anti propagandamı yapmışlardır ve onun kafasını doldurmuşlardır diye düşündüm. Ve en son birkaç ay sonra ısrarlı randevu taleplerinden sonra bir mektup yazdım. Benim mektuplarım çok meşhurdur. En son başvurduğum yollardan biridir ama sonunda bir mektup yazarım. Bakana özel bir mektup yazarım. Bir mektup yazdım Fatma Şahin bakanımıza. Dedim ki sizinle randevu almaya ve engelli haklarını sizinle görüşmeye, müzakere etmeye çalışıyorum. Ama ısrarla randevu vermiyorsunuz. Ya katılımcılığa inanmıyorsunuz ya hakkımda bir takım ön yargılara sahipsiniz. Bunlar doğru değilse bir an önce randevu vermenizi diliyorum. Eğer bunu da yapmazsanız biz kamuoyunun önünde görüşlerimizi ve üstelik kapınızın önünde, bakanlığın önünde kamuoyuyla paylaşacağız diye bir mektup yazdım. Bir hafta sonra randevu çıktı, geldi. Ama o randevuya gittiğimizde Fatma Hanım o güne kadar neden randevu vermediği konusunda kendini eleştirdi bize karşı. Dedi ki konuya çok hakimsiniz grup olarak. Çok iyi biliyorsunuz bunları, keşke daha önce görüşseydik. Bundan sonra görüşeceğiz dedi. Ve hakikaten ondan sonra telefonla aradığımız zaman bile hemen çıkar veya çıkmasa bile daha sonra bize döner durumdaydı. Çok biz de istifade ettik bu tutumdan. Fatma Hanım da çok istifade ettiğini her zaman her yerde anlattı. Nabi Avcı bakanımız da böyle oldu.
Onunla da ilgili benzer bir süreç yaşandı. O sürecin sonunda, o görüşmeden, randevudan sonra her zaman Nabi Avcı Bakanımız da bizimle temas halinde oldu. Ama pek çok bakanımız, aile bakanlarımızın birçoğu maalesef bu ön yargılara boyun eğdiler ve bizler hakkındaki o damgalamalara inandılar. Şimdi bir de sizin sivil toplum örgütü konusunda çok eskilerden bir isim olarak ciddi anlamda da bir çalışma ve çabalarınız var. En son Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nu değil de Engelliler Konfederasyonu'nu kurarak yola devam etmenize sebep olan şey neydi aslında? İkinci bir konfederasyona neden gerek duydunuz? Evet. Yani aslında Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'yla devam edebilirdiniz. Tabii, tabii ki. Etmek de isterdik gerçekten. Biz bölünmeden hiç yana olmadık. Hep birleştirici tavırlarımızla biliniriz kamuoyunda. Ama orada başka türlü bir süreç işledi. Çünkü biz bu engelli hakları konusundaki görüşlerimizi Türkiye'de ilk defa Altı Nokta Körler Derneği bünyesinde oluşturmaya başladık o günkü kadrolarla. Yani hak temelli bir mücadele, hakların savunuculuk ve lobicilikle elde edilebileceği anlayışını yerleştirmek, engellilerin haklarının doğuştan geldiği ve bir lütuf, bir bağış olarak sunulmasının yanlış olduğu ancak mücadele edilerek elde edilebileceği, ağlamayana demokrasilerde meme verilmeyeceğini, hakların verilmediğini ve alınması gerektiğini hep bunları vaaz ederiz biz yıllardan beri. Türkiye Körler Federasyonu'na geldikten sonra da buna devam ettik. O zaman Türkiye Körler Federasyonu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun zorunlu bir üyesiydi. O zamanki dernekler kanunun 88. maddesine göre başka yere üye olamıyordunuz, oraya üye olmak zorundaydınız. Ve biz de orada üyeydik. 1993'ten sonra, özellikle rahmetli Faruk Öztumur'un başkanlığından sonra bize karşı bir takım ön yargılar ve dışlamalar ortaya çıktı. Ve başka çevreler bize karşı doldurdu Faruk Öztumur'u. Bizimle sıcak temas kurmamaya çok gayret gösterdi. Dolayısıyla kongrelerde bütün federasyonlardan yönetim kurullarına insanlar aldığı halde Türkiye Körler Federasyonu'ndan hiç yönetime insan almamayı tercih etmeye başladı. Öyle bir süreç geldi ki 2006 yılında Şubat ayında yapılan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Kongresi'nde bu sefer zor kullanmaya başladılar. Kürsülerden bizi karga tulumba aşağı atıp elimizden mikrofonları almaya ve sağda solda sıkıştırıp tehdit etmeye başladılar. Öyle mafyatik bir kongreden sonra biz Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nda kalamazdık. Ertesi günü kamuoyuna açıklama yapıp bu konfederasyonla ilişkilerimizi bitireceğimizi söyledik ve arkasından da yeni bir konfederasyon kurarak bu mücadeleye devam ettik. Yani orada artık demokratik kanallar tıkanmıştı, zorbalık başlamıştı, şiddet, tehdit başlamıştı bizlere karşı. Dolayısıyla biz o alanı terk edip kendi bağımsız konfederasyonumuzu kurduk ve bu konfederasyon 2006 yılının sonlarında Turan Bey, kuruldu. Turan Bey, size karşı böyle bir sistematik ötekileştirme ve dışlamadan bahsettiniz. Bunun bir sebebi var mı? Hiç sordunuz mu? Neden böyle bir yaklaşım içinde olduklarını? Çünkü Faruk Öztumur mücadele eden bir insan olmakla birlikte ekip çalışmalarına, demokrasiye çok inanan bir arkadaş değildi. Her şey benim etrafımda dönsün diye ısrarlıydı. Biz daha çok ekip çalışmasına, demokratik yöntemlere ağırlık veren, verilmesini savunan insanlarız. Genel kurullarda herkesin temsil edilmesi gerektiğini, herkesin özgürce görüşlerini söylemesi gerektiğini söyleriz, ifade ederiz. Fakat onların çalışma tarzı böyle değildi. Olmadığı için de bizi damgaladılar. Hatta şikayet bile ettiler bazı eylemlerimizi. O zamanın Ankara valilerine, bunlar işte solcu, bunlar illegal örgütlerin uzantısı gibi, işte yarın eylem yapacaklar gibi şikayetlerde bulundular. Fakat o eylemlerin hiç de
bu çeşit sahnelere tanık olmadığı anlaşılınca bu sefer yaşatma sevincinde Faruk Öztumur bu bizim eylemlerimizi sanki kendi eylemleriymiş gibi, bakın engelliler sokaklara çıktı, yarın bir gün on binlerle sokaklarda olacağız, filanca hakkımızı vermezseniz, falancayı yapmazsanız meydanlara çıkarız gibi o eylemlerde kullandı. Maalesef yani böyle bir yaklaşım vardı. O damgalamanın nedeni demokratik bir süreç işleseydi bu çeşit anlayışların konfederasyonda barınması mümkün olmayacaktı. O yüzden bizi damgalayıp dışlamaya çalıştılar. Ama başarılı olamadı. Çünkü 2006'dan sonra Türkiye'de engelli hakları mücadelesini belirlendiren güç Engelliler Konfederasyonu oldu. Şimdi tabii Faruk Öztumur da Türkiye'de engelli hareketinin sembol isimlerinden tabii, biri. Çekirdekten gelen biri. Tabii. Türkiye Sakatlar tabii. Derneği bünyesine girip ve daha sonra çok ciddi çabalar sarf edip siyasal evet. yaşamda da sivil toplum örgütü olarak, gazetecilik evet. olarak da önemli emekleri olan biri. İşte fikir Doğru. ayrılıkları bazen kendi içimizdeki Doğru. bu çatışma ayrışma neden olabiliyor. Evet, evet. Tabii yani olmamasını arzu ettiğimiz, keşke hiç olmasaydı evet. dediğimiz olaylar konfederasyon olarak çok önemli bir çalışmaya imza attınız. Yani Türkiye Engelliler evet. Meclisi'ni kurarak. Konfederasyonun evet. böyle bir yapılanmaya gitmesi o kadar aslında bir dönüm noktası ki, çünkü dağılmış, bölünmüş, birçoklarının kendi bireysel çıkarları için engelliliği kullandığı, farklı oluşumların arka bahçesine dönüştürdüğü engellilik kavramını ve herkesi her ilde bir araya getirip bir kolektif bir dayanışma biçiminde benim takdir ettiğim bir oluşumdu. Evet. Ama bugün geldiğimiz noktada bu oluşum sizin hedeflediğiniz noktada mı oldu? Ne durumda? Bize bunun hikayesini biraz kısaca anlatabilir evet, misiniz? Evet. Şimdi 2000'li yıllarda Türkiye'de engelli hareketinde bir takım kırılmalar ve etkisizleşmeler meydana gelmeye başladı. Bu çok kamuoyu engeller lehine kamuoyu oluşup kamuoyunda farkındalık yeterince yükselince bu piyasaya engelli hakları mücadelesi piyasasına çok sayıda dernek girdi. Şu anda 1200-1300'lerde dernek sayısı Türkiye'de. Ondan önce ise Türkiye Sakatlar Konfederasyonu bünyesinde bir bütünlük gibi gözüküyordu. Yani biz bir eylem yapıyorduk örneğin Türkiye Körler Federasyonu veya Altı Nokta Körler Derneği olarak. Bu bütün engellilerin ortak eylemi gibi algılanıyordu kamuoyunda. Öyleydi de gerçekten. Ama 2000'li yıllardan itibaren o kadar engelli örgüt piyasaya çıktı ki bunlar her yerde küçük küçük faaliyetler yapmaya başladılar. Kendi yollarında, kendi mecralarında yürümeye başladılar ve o yürümekten, o yürümelerden, o mücadeleden tatmin olmaya başladılar. Yani küçük küçük derecikler, kuyucuklar diyelim. İğneyle küçük küçük kuyucuklar açılmaya başlandı. Dolayısıyla büyük kuyular açamaz hale geldik. Yani yüksek amaçlara ulaşamaz hale geldik. Biz bu durumu değerlendirdik 2016 yılında. Bir çalıştay yaptık İstanbul'da 2 gün boyunca. 80 civarında sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı bu çalıştaya. Engelli örgütlenmesinin dünü bugünü yarını yeni arayışlar konulu bir çalıştaydı. Burada bu duruma nasıl son verebiliriz ve birleşik bir hareket nasıl yaratabiliriz konusunu tartıştık. En son meclisler sisteminin bunun en iyi manivelası olabileceğini düşündük. Yani her ilde il engelli meclislerinde o ildeki bütün örgütler birleşsinler. O il çapındaki savunuculuk ve lobicilik etkinliklerini o meclisler yapsın. Onların seçeceği temsilcilerden Türkiye Engelliler Meclisi oluşsun. Türkiye'de makro düzeyde, hükümetler düzeyindeki çalışmaları da Türkiye Engelliler Meclisi yapsın. Böylece bütün engelli hareketi birbirleriyle rekabet etmeksizin ortak hedefler etrafında birleşsin ve ortak bir baskı gücü meydana getirsin. Biz bu formülü uluslararası düzeyde fon kaynaklarına sunduk. Avrupa Birliği delegasyonunun o günlerde yayınlanan Sivil Ağlar ve Platformlar başlıklı hibe programına sunduk. Kazandık. Böylece maddi olanağı da ortaya çıktı. 1917 sonundan itibaren, 18 başından itibaren çalışmalara başladık. Şu anda 54 ilde il engelli meclisleri kurulmuş durumda. Onların ikişer günlük
eğitimlerini de yaptık. Savunuculuk, hak temelli savunuculuk, izleme, gönüllü yönetimi, kaynak geliştirme, gölge raporlama, uluslararası insan hakları mekanizmaları vesaire konularında eğitim çalışmalarını da yaptık. Pandemi döneminde maalesef 4-5 il kaldı bu eğitimleri yapamadığımız. Şimdi önümüzdeki günlerde onları umarım yaparız. Ancak 2020 yılının başında kongresi vardı konfederasyonumuzun. Evet. Bu kongrede bir başka arkadaşımızla yarıştık. O arkadaşımız kazandı. Ancak o arkadaşımızın bu kongrede 20 yasa dışı yani sahte delege sokarak kazandığı yönde elimize bilgiler ve belgeler ulaştı. Dolayısıyla o kongrenin iptali için bir dava açtık. O süreç ilerliyor. Bu arada yeni gelen arkadaşlar beni proje koordinatörlüğünden de aldılar. Şu anda maalesef o çalışma olduğu yerde duruyor. Henüz bir ilerleme yok. Umarım o arkadaşlarımız bu süreci ilerletirler. Türkiye Engelliler Meclisi toplantısını bu yıl sonuna kadar gerçekleştirirler ve Türkiye'deki engellilerin stratejik hedeflerini, eylem planlarını, politikalarını belirler ve yola revan olurlar diye umuyorum. Şimdi hem konfederasyondaki başkanlığı kaybettiniz hem de sizin evet. kurucusu olduğunuz ve yıllarca da çaba sarf ettiğiniz Engelliler Meclisi'nden de görevden alındınız. Evet. Burada aslında bir size karşı bir şey mi bu aslında, bir duruş mu ya da sizi tamamen böyle bir yapının dışına itme noktasında farklı bir şey mi var? Hani ben soramıyorum bunu ama siz anlayın tabii. Evet, evet. Yani şimdi burada tabii sonuçta her genel kurulda rekabet olabilir. Ben daha iyi yaparım iddiasıyla ortaya çıkanlar olabilir. Bunlar demokratik yollarla, yöntemlerle yapılır ve sonuçlanırsa bir bölünme, bir şey olmaz, sıkıntı olmaz. Yani ben hatta o kongre esnasında arkadaşlar kazandıkları zaman onları kutladım, kongreden güler yüzle ayrıldım. Yani tamam kaybettik ama sıra onlarda diye ayrıldım. Ancak daha sonraki hafta içerisinde o bilgiler ve belgelere ulaşınca çok üzüldüm. Yani bunlara gerek yok. Tabii kazanabilirseniz tabii ki hakkınızdır. Ama böyle sahte delegelerle falan kongre kazanırsanız buna kimse müsaade etmez. Kendi hakkınızı, hukukunuzu arayacaksınız. Eğer kendi hakkınızı, hukukunuzu arayamıyorsanız engellilerin haklarını hiç arayamazsınız. O yüzden ben bu yani dava sürecini işletiyorum. Yani başka türlü olamaz. Ha, bu arkadaşlarımız niçin gelmişlerdir? Ben giderken, yani ben iş başındayken, başkanken, geçtiğimiz yılın Kasım ayında yeni gençliğe dönük bir proje yaptım delegasyon, Avrupa Birliği delegasyon. O da kabul edildi. Yani Kasım ayında kabul edildi. O proje ben gittikten sonra bu arkadaşlarımız tarafından yeni imzalandı, birkaç gün önce imzalandı. Bu arkadaşlarımız tamamen bu proje ekibine kendilerini atadılar. Yani başkanları işte bir projenin benim yerime geldi. Genel sekreterleri gitti öbür projenin koordinatörü oldu. Genel yönetim kurulundaki bir takım adamlar bunlar çoğu bir kısmı Ankara dışında yaşıyor vesaire. Bu proje anlaşıldı ki bunların geliş amaçları o projede görev almakmış. Yani başka bir şey değilmiş. Engelli hakları konusunda şu an için henüz elle tutulur bir şey yok. Dışarıdan bakınca Turhan Bey sanki böyle bir sizden kurtulma operasyonuymuş gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Yani bunu evet. az önce soramadım size olan saygımdan ama böyle bir açık açık sizinle dobra dobra konuşunca bunu sorma gücünü sizden aldım bu arada. Çok özür dilerim. Evet. Yani sizden kurtulmak yani, gibi bir yaklaşım olsa bile bunun kime faydası var? Vallahi şöyle diyeyim yani geçenlerde şimdi ismini açıklamayacağım ama engellilerle ilgili bir kurumda bir tartışma oluyor. Ve bir daire yani yeni mahalledeki körler rehabilitasyon merkezinin kapatılacağı yönünde birisi bir görüş belirtiyor. Daire başkanlarından biri de diyor ki
kapatamazsınız diyor. Vallahi Turan İşli'nin haberi olursa diyor başınıza yıkar burayı diyor. Sonra anladım ki bazı bürokratik çevreler benden rahatsız olmuşlar. Çünkü biz her zaman engellilerle ilgili bir konu olduğu zaman kapılarına dayanırdık. Saatlerce protesto eylemlerimiz olurdu. Sonuçta görüşürdük vesaire. Bunlar onları taciz etmeye benziyor. Bunu anlıyorum. Bazı bürokrat çevrelerde neden benden kurtulmak istiyorlar? Bunu anlıyorum. İçeride de benden kurtulmak isteyenler olabilir. Kendi gelecekleri açısından benim varlığımı bir tehdit veya bir engel gibi görmek isteyenler olabilir. Bu çevreler içinde ben hani olabilirim, tehlikeli ve fazladan bir insan olabilirim. Diyecek bir şeyim yok. Hani böyle olsun, örgütlerde çeşitlilik önemlidir, renk önemlidir. Farklı ekipler, iddialar önemli olmalıdır da ancak demokratik yöntemlerle hukuka uygun olarak olmalıdır. Öyle olduğu zaman biz de onlarla işbirliği halinde tabii ki bu mücadelenin ortağı oluruz. Desteğimiz devam eder. İstersek bir kapıcısı oluruz o örgütün, istersek odacısı oluruz. Benim için hiç önemli değil bunlar. Başkan olmuşum, katkı sunmuşum veya herhangi bir işi, ayak işimi yapmışım, katkı sunmuşum. Hiç erinmem, hiç bundan kaçmam. Ama dediğim gibi ucuz şeyler bunlar. Ve uzun ömürlü değil bu gibi eğilimler. Turan Bey, engelli hakları mücadelesinde en son çare hep eylem yapma ya da bu noktada ilgili kurum ya da kuruluşları harekete geçirmek, dikkatlerini çekmek için farklı birisiniz. Evet, bu gerçek. Sizi yakından tanıyanlar böyle biliyor. Şimdi ben hızla zamanımız kısaca daralırken sizin milletvekilliği ile ilgili bir serüveniniz var. Yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki kez milletvekili adaylığınız var. Ancak seçilebileceğiniz bir sıralamada yer almıştınız. Daha sonra soruyu biraz böyle uzun soracağım. Çünkü zaman daraldığı için hepsine kısa bir cevap istiyorum toparlayıcı olması adına. İkinci dönemdeki adaylığınız sonrasında üçüncü kez tekrar bir adaylığınız olduğunda sanırım size alternatif olarak sanki çok daha iddialı bir isim getiriyorum der gibi sizin beklentilerinizi ya da sizin buradaki milletvekili olmadaki üst sıralardaki talebinizi tamamen ortadan kaldırmak adına Şafak Pavey'in seçilebileceği çok iddialı bir sıralamada milletvekili adayı gösterilmesi var ve sizin bu olay sonrasında da parti önünde birçok görme engelli ya da sivil toplum örgütü temsilcileriyle eylemleriniz oldu. Bize bu siyasal yaşamınızdan bu son eyleme kadar olan süreyi kısaca bir özetleyebilir misiniz? Tabii. Neydi? Neden böyle oldu? Neden sonuca ulaşamadık? Evet. Yani ben 15 yaşından itibaren sosyalist dünya görüşünü benimsemiş bir insanım ve 12 Eylül öncesinde de sosyalist partiler içerisinde görevler aldım. Merkez komitelerinde yer aldım. 1974 yılında ilk gözaltına alınışım söz konusudur. Daha çok genç, 71 yılında 16 yaşında. Yani siyasetle 15 yaşından beri ilgileniyorum. Ben 2009 yılında o zaman örgütlerimiz olarak Türkiye Körler Federasyonu grubu olarak bir eylem yaptık ve partilerin dikkatini çekmeye çalıştık 3 Aralık'ta. 3 Aralık günü Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2009 yılında ziyaret ettik 500 kişilik bir grupla birlikte. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Engelliler Konfederasyonu birlikte ziyaret ettik. 500 kişilik bir grupla ziyaret ettik. Orada ben bir konuşma yaptım. Bu konuşmayı çok beğenmiş Sayın Kılıçdaroğlu. Bana bir teklifte bulundular. Parti meclisine girmem konusunda. O yıl parti meclisi genel kurul vardı. 15. olağanüstü genel kurulumuz vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Orada parti meclisine en yüksek oyu alarak geldim. Daha sonraki dönemde milletvekili adaylığı oldum ama aday oldum. Geri sıralarda olduğu için seçilemedim. Şimdi Şafak Pavey meselesinde yani Şafak Hanım'ın biliyorsunuz uluslararası
birikimleri, insan hakları mücadelesindeki birikimleri çok iyidir. Ve zannederim partimiz Şafak Pavey'i gösterirken onun bir engelli kişi olduğundan hareketle göstermedi. Biraz basında öyle gibi yansıdı ama daha çok onun uluslararası insan hakları mücadelesi, mültecilerle ilgili konularla ilgili birikimi onun öyle bir göreve getirilmesini gerektirdi. Dolayısıyla hani zaten Şafak Hanım'ın kendisi de ben engelli temsilcisi değilim yani Türkiye'de hiçbir engelli hareketinde bulunmadım şeklinde söylüyordu bunu. Yani ben böyle bir taleple gelmedim diyordu zaten. Bunu ben ama de söyleyecektim aslında evet. Bunu ben de söyleyecektim çünkü bir anda partiye yönelik engelli hareketinin heyecanlandığı ve çok yüksek bir beklenti içinde olduğunu fark ettiğinde Şafak Pavey'in böyle bir şekilde bu beklentiyi aşağı indirmek istedi. Çünkü böyle bir sorumluluk alabilme zamanı ve gücünün olmadığı da ortaya çıkmıştı. Bu aslında biraz da engelli kamuoyunda da çok büyük bir hayal kırıklığı da yarattı bu arada. Evet, evet. Yani oradaki sorun Şafak Hanım'ın sanki engelleri temsilen getirilmiş ve sanki benim rakibimmiş gibi sunulmuş olmasından doğuyor. Yani aynı dönemde Şafak Hanım'ın da milletvekili seçildiği dönemde ben adaydım ama geri sıralardaydım. Şafak Hanım ön sırada birinci sırada olduğu için o seçildi. Yani birbirimizin rakibi, birbirimizin yerine getirilen kişiler değiliz. Onun nedeni ayrı, benim nedenim ayrı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu hatasını düzeltmelidir. Çünkü Şafak Pavey'i bir tarafa bırakırsak Cumhuriyet Halk Partisi'nde henüz engelli milletvekili olmadı. Yani bunu yapmak durumunda Cumhuriyet Halk Partisi bir sosyal demokrat parti olarak, bir solcu parti olarak dünyadaki insan hakları ve engellilerin insan hakları mücadelesinde solcuların, sosyal demokrat partilerin belirleyici bir rolü varken Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda geride kalmasını kabul edemeyiz. Önümüzdeki süreçte umarım Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne birkaç kişiyi, değişik engel gruplarından birkaç kişiyi Cumhuriyet Halk Partisi sokacaktır diye umuyoruz. Bu doğrultuda giderek birikimlerde oluşuyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bir de şu durum var, yani Türkiye'de aslına bakarsanız gerçekten engellileri temsil eden bugüne kadar tek bir kişi oldu. O da Sayın Lokman Ayba. Bir engelli örgütlenmesinden geliyordu, oldu. Diğerlerinin tamamı, yani HDP'den gelen arkadaşımız olsun, Musa arkadaşımız olsun, şu anda 3-4 tane AK Parti'den gelen şeyler var, engelliler var. Bunların hiçbiri engelli hakları mücadelesi içerisinde değiller. Engelli örgütlenmesinin içerisinde değiller. Çünkü engelli hareketinin temsil etmiyorlar. Tabii engelli hareketinin içinden gelmiyorlar. Yani mutfağından gelmiyorlar. Ya da bir gençliklerinde ya da daha önceki yaşamlarında engelli sivil toplum örgütlerinin içinde herhangi bir çalışmaları yok. Zaten kendilerini de böyle bir temsilde sorumlu olarak da görmüyorlar. İddiaları da yok. İddiaları da yok. Türkiye'deki en büyük eksiklerimizden biri özellikle bu siyasetçilerin, politika yapıcıların önünde lobicilik yapmak ve savunuculuk yapma noktasındaki eksiklerimizden biri. Yani böyle bir köprü de yok bu arada. Yani çok büyük bir problem ve eksiklik. Siz bunun için nasıl bir yorum getirirsiniz buna? Neden bu eksiklik var? Çünkü Türkiye'de çok büyük bir engelli seçmen sayısı var. Hani 10 milyon dediğimizde anne babayla 30 milyon, abla ve kardeşi ya da abiyi koyduğumuzda 50 milyona tekabül ediyor. Çok doğru, çok doğru. Bakın Türkiye'de şu anda 9-10 milyon engelli olduğu varsayılıyor. Aileleriyle birlikte düşündüğünüz zaman 30 milyonun üzerinde bir kitle bu. Bunun 3'te 2'si seçmen, 20 milyonu seçmen. Kesinlikle. Düşünün 20 milyon insanın ortak bir hedefe kilitlendiğini, hükümetleri kurar, hükümetler devirir. Yani burada engelliler hiçbir dönemde henüz hak ettikleri yeri almadılar, nüfuslarına orantılı bir etki sağlayamadılar kamuoyunda. İşte engelli meclisleri projesinin, engelli meclisleri stratejisinin amacı da bu. Yani engellilerin topyekun gücünü harekete geçirmek,
ortak hedeflere yönetmek, siyasette, toplumsal yaşamda, sanatta, bilimde engellileri var etmek, engelli haklarını azami düzeye çıkarmak. O bakımdan önemli. Biz bu gücü seferber edebilirsek siyaset kurumu da mecburen bizi dikkate alır, bizi dinlemeye başlar. Eğer akıllıysalar siyasetçiler bu kitlenin gerçek temsilcilerini meclise, belediye meclislerine sokarak doğru ve isabetli kararların engelliler konusunda erişilebilirlik ve benzeri konularda alınmasını sağlarlar. Bu bir demokrasi kültürüdür. Kesinlikle. Bu bir demokrasi kültürüdür. Yeterince içselleştirilemediği için demokratik kültür böyle sonuçlar olmaktadır. Bunu hep beraber aşmaya çalışıyoruz ve siyasetçilere engellileri meclislere, belediye meclislerine sokmalarının onların yararına olduğunu, toplumun %10'unun görmezden gelinemeyeceğini hatırlatmak istiyorum. Konfederasyonla bağlarınız koptu, meclisten de koptu. Yok, yönetim kurumundayım konfederasyonda. Ha, yine devam ediyor bu, harika. Tabii, yönetim kurulu üyesiyim yani. Peki Turhan İçli'nin şu anda bugünden itibaren ya da işte bu son seçimlerden sonra yoluna nasıl devam edecek? Yani engelli hareketini bırakacak mı? Savunuculuğu bırakacak mı? Lobiciliği bırakacak mı? Yani artık emekliyim deyip geriye mi çekilecek? Sizin bir planınız var mı? Neler yapacaksınız? Tabii ki, tabii ki. Ben engelli hakları mücadelesinde sonuna kadar gideceğim. Ve tabii ki doğru işler yapan herkesin yanında olacağım. Onları destekleyeceğim. Mevcut Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu da doğru işler yaptıkça onları desteklemeye devam edeceğim. Hele hele Türkiye Engelliler Meclisi'ni toplamak, Türkiye Engelliler Meclisi'nde doğru stratejiler, doğru politikalar oluşturmak yönünde bir istek gösterirlerse ve bizlerle bunları da paylaşmak isterlerse tabii ki sonuna kadar o amacın gerçekleştirilmesi için aramızdaki hukuk süreci, aramızdaki o çeşit yargı süreçleri ayrıca işler. O bir tarafta işleye dursun. O bizim artık işimiz değil. O yargının işi. Biz bu süreçte birbirimizi desteklemeye ve doğru yapılan işleri gerçekleştirmeye devam etmeliyiz. Ben sonuna kadar bu süreçte var olacağım. Yalnız bir şey söylemem gerekiyor. Evet. Artık kendi hareketinde gençleri ve kadınları egemen kılma zamanı gelmiştir. Daha çok genci, daha çok kadını, engelli kadını bu sürece dahil etmek ve yönetici kadrolara onları getirmek boynumuzun borcudur. Bizim artık onlara destek olan, onlara deneyimlerimizi, deneyimlerini, bilgilerini aktaran bilir kişiler konumunda olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kesinlikle. Benim bundan sonraki süreçte de asıl işlevim bu olacak. Son bir noktada yorumunuzu almak istiyorum. Yani engelli hareketi ve engelli hakları mücadelesi için kurulan sivil toplum örgütlerinin son yıllarda başkanlarının yola çıkış hikayelerinin sonuna baktığımda bu bir kişisel çıkara dönüşüyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir partinin çatısı altında nasıl işte belediye meclis üyesi olurum, nasıl işte bir milletvekili olurum'a doğru giderken oradaki o aslında sivil toplum örgütü olmanın tarafsızlığı, hak mücadelesindeki olması gereken duruşu kaybedip kişisel çıkarlara dönüşüyor. Buradan bunu önlemek adına deneyimli ve duayen bir isim olarak bir son mesajınızı alıp kapatacağım. Tabii. Şimdi politika iki türlü tanımlanıyor Mehmet Bey. Birincisi geniş anlamda, yani karar alma mekanizmalarını, süreçlerini etkileme sanatı olarak politika. Biri de dar anlamda iktidar olma ve iktidar yoluyla amaçlarına ulaşma politika. Dar anlamda politikanın içerisinde biz bugüne kadar olmadık örgütler olarak. Yani bir siyasal partiye girerek, orada etkin olarak milletvekili seçilerek henüz girmedik. Bizim yapmak istediğimiz Engelliler Konfederasyonu, Türkiye Körler Federasyonu, Altı Nokta Körler Derneği o aşamalarda yapmak istediğimiz şey politikayı geniş anlamda, yani karar alma süreçlerini etkileme anlamında yapmaktı. Böyle bir anlayışla, bu anlayışla engellilik sorunu politikanın tam orta yerinde durmaktadır. O politika dışı, politika üstü bir sorundur lafı
gevezelikten başka bir şey değildir. Hiçbir içeriği yoktur o lafın. Bu engelliler politikanın tam ortasındadır. Ama geniş anlamda politikadan bahsediyoruz. Dar anlamda politikaya da ihtiyacımız var. Yani bütün engelliler kendi benimsedikleri partilere girmeli, oralarda kendilerini gerçekleştirmeli, engellilerin hak mücadelesine oralarda hakim kılmalı, oraları erişilebilir hale getirmeli her türlü hak için. Bu mücadele içeriden bir mücadele, partiler içinden bir mücadele. Bu mutlaka yapılmalıdır. Ama bizler engelli örgütleri dışarıdan onları etkileme mücadelesini de, yani geniş anlamda politikayı da sürdüreceğiz, sürdürmeliyiz. Aksi halde şey olmaz. Türkiye'de maalesef çabuk dejenerasyon oluyor. Türkiye'de hak temelli mücadele anlayışı çok yaygın değil. 1200 tane, 1300 tane engelli örgütü varsa Türkiye'de İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, inanın bunların %80'i, %90'ı hak temelli değil. Çok azı hak temelli. Bizim bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bir de Türkiye'de maalesef engellilerin istismarı için kurulan örgütler var. Bunlar engellilerin imajını çok bozuyor kamuoyunda. Kesinlikle. Bu, evet, bu imajı da sona erdirmek ve bunlarla mücadele etmemiz lazım. Bazen istismarcı anlayış çıkar, menfaat için engelli hakları mücadelesinin içerisine sızma harekatı zaman zaman oluyor. Ve bizim de şu anda başımıza gelenlerin bir nedeni budur. Yani Engelliler Konfederasyonu'nda da bunun, bu sızmanın etkilerini son genel kuruldan sonra anlamış olduk. Ben aslında tam da bunu sormak istemiştim sorumda. Evet. Engelli sivil toplum örgütü çatısı altında ya da kartvizitiyle hareket eden insanların ya gizli ajandasında milletvekili olmak ya da işte bir belediye meclis üyesi olmak ya da şirketinin ya da firmasının ürünlerini nasıl dernekle gidip kartvizitle kapıyı açıp burada kendi kişisel çıkarlarını için bunu bir araç haline getirebilirim, bir anahtar görevi görebilirim olarak kullanmalarına ben karşıyım aslında. Hani duruşları net değil ve samimi değiller ve çok güzel söylediniz. Toplumun engelliye karşı yaklaşım algısına da çok ciddi anlamda zarar verip sekteye uğratıyor. Turan Bey, dobra dobra ve gerçekten size karşı yapılan o ön yargılar, ayrımcılık sebebini, nedenini, aslında nasıl ön yargılı yaklaştıklarından, sizin nasıl aslında savunuculuk, lobicilik, hak mücadelesinde bütün yaşamınızı adadığınızı bu kısa röportajda şahit olduk. Öncelikle Yaşadıkça'ya konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ve eğer son bir sözünüz varsa alayım ve kapatacağım. Evet, ben de size çok teşekkür ediyorum. Yani benim mücadelemi kamuoyuna doğru yansıtmanın peşine düştüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Yani ben şunu kamuoyuna söyleyeyim. Benim engelli hareketi dışına atılmam bazı çevreleri mutlu edebilir. Ama engelli kitlesini mutlu etmeyecektir. Bunun işaretlerini ben her yerde alıyorum. Ben de şuna söz veriyorum. Ben mücadeleci bir insanım. Çok erken yaşlardan beri hem siyasal mücadele hem sivil toplum mücadelesinin içerisinde bulundum. Mücadele benim bir karakterimdir. Onun için bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim ve ben engelli arkadaşlarımızla birlikteyim. Harikasınız. Çabanızla yanımızda olduğunuz için ve mücadelenizle de engeller için yapmış olduğunuz her bir değişim için iyi ki varsınız diyorum. Yaşadıkça olarak böyle güzel bir sohbette, güzel bir röportajda bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir başka Yaşadıkça röportajında görüşünceye dek hoşça kalın.